Bir hadis-i şerifinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mahşerde diyor insanlar diyor helak oldular. Sadece alimler diyor kurtuldu. Alimler de helak oldular. İlmiyle amel edenler kurtuldu. İlmiyle amel edenler de diyor helak oldu. Sadece muhlisler kurtuldu diyor. Muhlis demek amelini Allah'ın rızası için yapan demek. Tövbeler, dualar, ibadetler Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Musibetler ve belalar tövbelerin vakitleridir. Ve her musibet, bela ve hastalık bizlere bir tövbe davetisidir Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak o hastalık ve musibetle bize tövbe davetisini gönderir. Biz tövbemizi yaparız. Bunun adı ibadettir. O zaman tövbemizin çok hızlı kabul olduğunu, belanın da çok hızlı kalktığını görüyoruz. Ama o tövbeyi yaparken niyetin Allah'ın razı olduğu, Allah'ın sevdiği bir kul olmak. Bir takım hastalıklardan, musibet ve belalardan kurtulmak için gelen insanlar sadece o hastalıktan kurtulmak için, sadece o musibetten kurtulmak için yaptığı tövbeler sonuç vermiyor. İbadet için Hazreti Allah Kur'an'da tövbeyi emrettiği için ve biz bu günahlardan o tövbe davetisine icabet etmek için tövbe yaptığımızda o zaman görüyoruz ki tövbemizin çok hızlı kabul olduğunu, belanın da çok hızlı kalktığını görüyoruz. İnce bir sır var. Yağmur duası yağmursuzluk vaktinde yapılan bir duadır. O dua o vakitte yapılır. Yağmur yağması için çıkarsanız duaya yağmur yağmaz. Yani yağmursuzluk vaktinde yağmur duasını yapmak için o duayı yaparsanız inşallah duanın da kabulüne vesiledir. Mesela Yusuf Küsuf namazları vardır. Ay tutulmasında kılınır. Ayın yüzünün açılması için kılınmaz o namaz. Ay tutulması anıdır o namazın kılınma vakti. Veya akşam namazının vakti güneşin batması ile başlar. Güneş yeniden çıksın diye akşam namazı kılmayız. Aynı onun gibi dualar, tövbeler ve ibadetler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılıyor. Geliyor mesela bir tövbe veriyoruz. Oğluna lanet okumuş. Sen tövbe yap. Bu oğluna okuduğun bela ve lanetten. Hocam oğlum düzelirse yapayım. Ya oğlun düzelirse için yapmayacaksın onu. Sen Allah'ın verdiği evlada lanet okuyarak lanetlendin. Önce kendi lanetini kaldırmak. Allah'ın razı olduğu bir kul olayım. Allah'ım senin verdiğin evlada lanet okudum. Bundan pişmanım diyerek pişmanlıkla yap. Amel ve ibadetleri iptal eden nedir? Dua, tövbe, sadaka ibadettir. İhlas, duadan tövbeye, namazdan sadakaya, zekattan hayrata, evlenmekten sıla-i rahime, sevmekten buğz etmeye, tüm amel ve ibadetlerde asıl sebep Allah'ın emretmesidir. Beklenen netice Allah rızasını kazanmaktır. Faydası dünya ve ahiret saadeti. Eğer kişi faydayı asıl sebebin veya neticenin yerine koyarsa ihlası kaybeder ve riyakar olur. Amelleri kısmen veya tamamen zayi olur, boşa gider. İhlas, amel ve ibadetlerin kabul mührüdür. İhlas ve riya. Allah için yapılan her amel Allah'a gider. Kul için yapılan her amel kulu mahveder. Allah için verilen her sadaka kulu ihya eder. Kul için verilen her sadaka kulu perişan eder. Allah için edilen her infak cenneti inşa eder. Kul için edilen her infak cehenneme gider. Sadece Allah için yapılan amelleri ve ibadetleri Allah kabul eder. İhlas, ibadetlerin kabul mührüdür. Münafık ve riyakarlar uhrevi amellerini dünyevi gaye ve maksatlar için yapanlardır. Onlar dünyada iyiliklerinin karşılığını aynen kafirler gibi dünyada alsalar da ahirette hiçbir şey kazanamazlar. İşte bunlar dünyada kazanmış gibi görünen ancak gerçekte kaybedenlerdir. Ahiretini dünyanın geçici çıkar, keyif, rahat, zevk, lezzet, şehvet, kin ve menfaatine satarlar. Hatta nefisleri hesabına dünyevi menfaat ve başkalarına gösteriş için kıldıkları namazlardan, verdikleri zekatlardan, sadakalardan, menfaat için yaptıkları iyilik ve hayırlardan hesaba çekilip azaba uğrarlar. Cehennemde kafirlerden daha da aşağıdadırlar. Dünyevi amellerini Allah rızası için yapana, rızayı hak peşinde koşana, namazlarını Allah için kılana, Müslümanı Allah için sevene, zekatlarını Allah için verene, nimetleri şükür için yiyenlere,
Allah için günahları terk edene vaat edilir rahmet. Gerçek kazananlar nefislerini, mallarını, canlarını, hayatlarını Allah'a şart koşmadan satanlardır. Yani dünyalarını ahiretlerine satanlardır. Allah'ım bizleri ahiretini dünyanın menfaatlerine satanlardan eyleme. Bizleri dünyasını ahiretine satan kullarına dahil eyleyiver. Amin. Allah'ım bizlere nefsimizin takvasını ver. Amin. İhlas duası. Ey her şeyin her şeyinde kendisine muhtaç olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmayan, hiçbir şey kendisine fayda sağlamayan Allah'ım, beni, nefsi, dünyevi, uhrevi, hiçbir çıkar ve amaç beklemeden, sana karşı duyulan aşk ve sevgiyle, sana minnet ve teşekkür için yapılan kulluk ve ibadet şerefine nail eyle. Amin.